Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videolara nasıl reklam atılır onu göstereceğim. Eğer kanalımız para kazanma özelliği kazanmış ise ve artık gerekli şartları sağlamışsak, yani 4000 saat izlenme, 1000 abone değerlerini geçmiş ve YouTube'dan da onay almışsak ne yapıyoruz? Hemen kendi kanalımızın stüdyosuna giriyoruz arkadaşlar. Stüdyoya bastığımız zaman hemen stüdyo bu şekilde gözüküyor. YouTube stüdyo. Ve burada bizim yüklemiş olduğumuz videolar var. Bu videolardan bir tanesini seçiyoruz. Seçeceğimiz videonun özelliği şu arkadaşlar. Videomuz ya 8 dakikadan uzun olacak ya da kısa. Kısa olanları biz seçemiyoruz. Ona YouTube kendisi otomatik olarak video reklam ekliyor. Ama 8 dakika ve üzeri ise biz ona ne yapabiliyoruz? Artık reklam ekleyebiliyoruz. Hemen videomuzun yanı başında değişik özellikler var. İşte ayrıntılar, analizler, yani video ile ilgili analizler, video ile ilgili yapılan yorumlar, para kazanma özelliği ve diğer seçenekler falan vesaire. Biz hangisine tıklayacağız arkadaşlar? Biz bunlardan para kazanma özelliğine tıklıyoruz. Para kazanma özelliğine tıkladığımız zaman hemen ne geliyor arkadaşlar? Bizim o video ile ilgili videodan para kazanma. İşte burada ne var? Açık veya da kapalı. Biz para kazanmak istemiyorsak mesela, bunu değişik amaçlarla yapıyorsak, yani Allah rızası için yapalım veyahut da başka insanlar bundan yararlansın, ben para kazanmayayım, önemli değil diyorsak, o zaman kapalı duruma getiriyoruz. Açık duruma geldiğim zaman hepsini tıklayın arkadaşlar, şu ikonların. Bakın bunlar tıklandığı zaman tik atabiliyor veyahut da silebiliyor. Hepsine tik atın. 8 dakikayı geçen bizim videomuz ne kadar? 10 dakika 59 saniye. Hepsine şu atlanabilir video reklamları biz koyduğumuz zaman burada bizim videonun ortasında gösterilen reklamları yönetin kısmı etkin olur. Oraya da tıkladığımız zaman arkadaşlar, kendisi mesela ne kadar atamış? 10 dakika 50. saniyede bir tane video reklam atamış YouTube. Aritmatiği bu şekilde çalışıyor. Onu biz mesela hemen kaldırıyoruz. Kendimiz burada reklam arası diyor. Otomatik olarak yerleştir. Otomatik olarak yerleştir dersek kendisi demek ki atar. Ama biz kendimiz atayacağız. Burada etkin olan reklam arasına tıkladığımız zaman burada hemen saniyeler gözüküyor. Ben şu şekilde yapıyorum ve size de onu öneriyorum. Mesela 3. saniyede hemen gözüktü. Bakın alttaki kanal simgesinde belli oldu. Hemen o olduktan sonra tekrar reklam arasına tıkladığım zaman mesela ben ne yapıyorum? 33 saniye hemen tık tık gene gözüktü. Tekrar mesela 1.33 diyelim mesela. Ben 1.33 atıyorum. Yani siz bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İlk başlarda sık olmasında fayda var arkadaşlar. Çünkü insanlar genellikle videolarımızın ilk başlarını daha çok seyrediyor. Seyredenler gene seyreder de seyretmezlerse, ki bazıları da seyretmiyorlar. O zaman sonraki taraflarda daha az olmasında fayda var. Daha sık olan taraf ilk dakikaları, ilk 2-3-4 dakikası. İşte 1.33 dedik, tekrar ekleyelim. 2.33 diyelim. Yani bir dakika sonrası. Efendim, tekrar ekleyelim. 4 dakika yatıyorum ben. Artık 2 dakikada bir olması mahsurlu değil arkadaşlar. 6. dakika yattık. Bakın artık simetrik olarak gidiyor. Tekrar atıyoruz. 8. Tekrar atıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? 13 dakika yattık. Bakın. Bizim videomuz ne kadarmış zaten arkadaşlar? 10 dakika 58. Bir de sonuna atalım 10.55'e mesela. Seyretmek isteyen varsa 10.55'e de biz 10.55'te şu şekilde yazdığımız zaman
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane biz buraya reklam attık yani. Biz istediğimiz yerlere, istediğimiz aralıklara, istediğimiz aralıklarda reklam atabiliyoruz. Yani 19 tane değil de 19 da atabiliriz, 29 da atabiliriz ama ne kadar çok sık reklam atılırsa o kadar da izleyiciyi kaçırırız. Bunun da farkında olunması lazım. Onun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle fazla atmamak lazım. Yani fazla atmamak lazım derken izleyiciyi ne kaçıracağız ne de videoların arasında çok az koyarsak bu sefer de bize yazık yani. Biz buralara bu kadar video hazırlıyoruz. Öyleyse biraz bunlardan da istifade etmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz şuradan, bakın sağ üst köşede devam diyoruz. Ondan sonra kaydet diyoruz. Bizim reklamlarımız kayıtlı hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Ayrıca şu var, tekrar buraya baktığımız zaman bunlar atanmış mı atanmamış mı? Evet, hepsi de atanmış, hepsi de buralarda bizim istediğimiz aralıklarda duruyor. Bunları biz istediğimiz gibi artırabiliriz, azaltabiliriz. Mesela şurası ne, hangi aralık? 4 ile 5 aralığı, 4 ile 6 aralığı. Mesela 5. dakikaya da bir ne yapabiliriz arkadaşlar? Reklam daha atabiliriz. Kimse bize bir şey diyemez. Mesela 6 ile 8 arasında 7 de atabiliriz. 7. Yani bunu buradan değiştirebiliriz. Devam deyip. Ama bunu da kaydetmemiz lazım ki yapmış olduğumuz değişiklikler kayıtlı olsun. Veyahut da istediğimiz zaman da azaltabiliriz. Eksiye basabiliriz. O eksiye nasıl basabiliriz? Mesela biraz önce atadığımız reklamlardan bir tanesini silelim. Hangisini silelim mesela? Aralıklara hepsini koymuştuk yani mesela. Bu aynen yukarı aşağı oynayabiliyor. 6 ile 8 arasında 7'yi silelim mesela. Burada hemen zaten çöp kutusu işareti var. Onu silebiliyoruz. Silindi. Bakın bu şekilde. Ayrıca bu işlemleri mobil olarak da yapabiliyoruz. Yani telefonlarımızdan, cep telefonlarından da yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama şöyle bir özellik var. Cep telefonlarımızdan doğrudan doğruya mobil olarak, mobil sürüm değil de bilgisayar da yapmış olduğumuz işleme göre yapmamız lazım. Onu önce ayarlamamız lazım. Orada biz kesinlikle neye göre yapmamız lazım? Bilgisayarda aynen yapmış olduğumuz gibi yapmamız lazım. En güzeli de, en kolay olan da zaten bilgisayarlarda yapılanlar. Yani gerek laptopumuzdan, gerek de efendim masaüstü bilgisayarlarımızdan bu daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ama ben illa cep telefonundan yapacağım derseniz böyle bir seçeneğin olduğunu da unutmayın. Ama normal bizim mobil sürümü ile değil masaüstü sürümüne geçmemiz lazım. O şekilde aynı burada işlediğimiz, izlediğimiz yolları izleyerek bu videoları da atabilirsiniz. Bu arada YouTube'dan para kazanma özelliğini kazanan bütün arkadaşlarımı buradan tebrik ediyorum. İnşallah bunu dikkatli bir şekilde devam ettirsinler. Dikkatli olsunlar, yani kendi videolarını atsınlar. Kendi videolarını yüklesinler. Başkalarından telifli videoları koymasınlar. Çünkü bir kapandığı zaman para kazanma özelliği, tekrar para kazanma özelliğini kazanması çok zor oluyor. Onun için çok dikkatli olmakta fayda var. Her videomuzu güzel bir şekilde dikkatlice inceleyerek atalım. Telifli hiçbir zaman hiçbir şekilde bir videoyu atmayalım. Ve ne yapalım arkadaşlar? Para kazanma özelliğimizin sürekli olması için çok dikkatli, titiz videolar yüklemeye devam edelim. Bundan sonraki videolarınızda ve para kazanma özelliklerinin çok kazanma özelliğinin olmasını diliyorum. Bol bol hayırlısıyla para kazanmanızı ve inşallah bunlardan da istifade etmenizi diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.
Allah'a iman olun aziz dostlar.